Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aylık bir aradan sonra yine bir eğitimle karşınızdayım. Bu ara aile boyu COVID-19 hastalığına yakalandık. Şükürler olsun çok şiddetli semptomlar görünmeden aile boyu pozitiften negatife döndük. Şükürler olsun. Her şeyde tedbir, emniyet. Covid'de de biliyorsunuz mesafe, maske, hijyen önemli bir unsur. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Bu verilen kurallara uyalım. Yoksa her şeyde olduğu gibi son pişmanlık fayda vermiyor. Şimdi eğitimimize dönelim. Bildiğiniz gibi teknolojiler insanlara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Fakat her teknoloji kendi içerisinde barındırmış olduğu tehlikeler var. Ben bu sunumda hidrolik sistemlerin oluşturabileceği tehlikeler, yaşanmış olaylar üzerinden bir sunum hazırladım. Hep birlikte buna bir göz atalım. Önce hidroliğin fiziksel özelliklerine bir bakalım. Basınç birim alana düşen kuvvettir. Basınç P, kuvvet F, alan ise A ile gösterecek olursa Pascal kanununa göre basınç eşittir kuvvet bölü alan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi daha basit bir sembolle göstermeye kalktığımız zaman 1 bar basınç 1 santimetre kare alana 1 kilogramlık etki yapmaktadır. Haliyle alan büyüdükçe 1 bar basıncın çok da fazla bir etkisi yok. Düşük basınç oluşumu var. Fakat aynı bir bar eğer biz etki yapacağı alanı küçültürsek burada 1 kilogram daha yüksek basınç oluşumuna sebebiyet verip karşı tarafa zarar verebiliyor. Çünkü burada yüksek basınç oluşumu var. Zaten bu teknoloji sayesinde hepinizin bildiği gibi üretilmiş, yapılmış bazı makineler var. Şimdi bir sonraki videomuzda bu makinelere bir bakalım. Bu hidroliğin veya bu sıvının birim alanı küçültülüp yüksek basınçla neler yapılabiliyor, ne tür bir kesmeler yapılabiliyor. Bu videoda buna bir göz atalım. Ondan sonra yine hidroliğin tehlikelerine devam edeceğiz. Bakın burada 20-30 milim, 40 milim hardox sazlar sujeti dediğimiz yani sıvının yüksek basınç haliyle kesme yapılabiliyor. Aynı şekilde başka boru kesimi veya buna benzer farklı farklı teknolojilerde bu basıncın bu etkisi kullanılarak işlemler yapılabiliyor. Şimdi hidrolik sistemde olan olaylar üzerinden ben bu sunumu devam ettirmek istiyorum. Birinci olay, hidrolik motor debisi ölçülmesi esnasında hortumun çarpması ve sıcak yağ ile yanma. Buradaki çalışan tekniker hidrolik motorda oluşan kaçak testini tespit edebilmek için likiz hattını söktü, makineyi çalıştırdı. Makine veya hidromotor nereyi çalıştırıyorsa farklı basınçlar altında çalışması sonucunda likizden gelen yağ değişkenlik gösterebiliyor. Bu aşamada gelen yağ birden fazlanınca bu sıcak yağ çalışanın yüzüne yanmaya, yaralanmaya sebebiyet vermiştir. Peki burada yapılması gereken tek bir kural var. Flowmetre kullanılarak yani akış ölçeri kullanılarak hortumun bu şekilde insanlara gelen yağın zarar vermesi çok rahat bir şekilde önlenebiliyor. Hidrolik işiyle uğraşan kişilerin ne olursa olsun kesinlikle debi ölçer, flowmetre kesinlikle ve kesinlikle kullanması lazım. Bu hem bu tür tehlikelerin ortadan kaldırılması için ayrıca hidrolikte yapılan iş sıvının dolaşımı ile ilgilidir. Her türlü test flowmetre kullanılarak en sağlıklı şekilde yapılabilir. Olay 2'de hava salınmamış silindirin pistonun yerinden çıkması. Burada da silindirlerimizi montaj yapılmadan önce
silindirler içerisindeki havanın alınması lazım. Biliyorsunuz sıvılar sıkıştırılamazken hava sıkıştırılabilir özelliği var. Sıkıştırılabilir, havanın ısısı artar, basıncı artar. Bu da istemediğimiz sonuçlara sebebiyet verebilir. Bunun için silindirlerin hava salındıktan sonra montajının yapılması lazım. Bir başka olay, yine hava salınmamış bir silindirin çalışan tarafından yerine montajını yaparken silindir hareketinin içeride sıkışan havanın basıncı değişkenlik göstereceğinden bir anda farklı bir hıza oluşması sonucu çalışanın elini silindir ile pim arasında sıkıştırmasıyla sonuçlanmış. Burada da yapılması gereken şey, ne olursa olsun silindirin montajına başlamadan önce son noktalarını her iki defa hareket ettirip iki tarafının da havası alındıktan sonra montajın yapılması. Şimdi bir başka olay, soğutma kulesi fanını çeviren hidrolik motor hortumunda vaft değişiminden sonra patlama oluşumu. Şimdi burada bu bir örnektir. Buna benzer, eğer hidrolik sistemde ehliyetli olmayan, işi tam anlamıyla bilmeyen insanlar eğer bu işi yapmaya kalkarsa bu tür hatalar sonucunda ciddi tehlikeler olabilir. Onun için buna dikkat edilmesi lazım. Buradaki olaya bir göz atalım. Sistemde oluşan arıza sonucu yön kontrol valfi değişimine karar verilmiş. Yön kontrol valfi değişmiş. Sökülen yön kontrol valfi farklı bir marka, takılan farklı bir marka. Fakat işte tam bilgiler yeterli olmadığından üzerindeki yön kontrol valfinin sembolüne bakılarak ikisinin aynı olduğuna karar vermişler ve yerine takmışlar. Baktığımız zaman üstten evet burada ikisi de doğru gözüküyor ama fakat dikkat edilmesi gereken şey burada üzerlerinde olan valflerin pilot kontrol valfi olduğu. Yani aslında bizim her iki valfin pilot kontrolü var. Bunların pozisyonu konumundan ziyade bizi asas ilgilendiren ana valfin konumu. Eski valfin konumunda ise A, B, T birbirine açık. Yeni takılan valfın ana valfı A, B, P, T valfler birbirine kapalı notur pozisyonunda. Bu gözden kaçmış. Haliyle montaj bu şekilde yapılınca normalde 4-3 yön kontrol valfi notur pozisyonda ivmelenmiş olan fan, yağ göndermesek bile ivmelenme sonucu oluşan dönme hareketiyle tanga açık olduğundan ivmelenme durana kadar herhangi bir basınç artımı olmaz. Fakat yerine takılan yeni valf notur pozisyonuna alındığı anda B, T hattı birbirine kapalı olduğu için ivmelenmiş fanın oluşturmuş olduğu yüksek basınç sonucu, burada planlanmayan, hesaplanmayan bir basınç oluşumu var. Bu basıncın sonucunda herhangi bir koruma, emniyet valfi yok. Akabinde yüksek basınç sonucu hortumda patlama. P tarafında ise biliyorsunuz tüm sistemlerde pompaların bir emniyet valfi olduğu için sıkıntı olmamış. Fakat burada herhangi bir koruma olmadığından sistem zaten buna müsait değil. Yüksek basınç sonucu patlama ve patlama sonucunda oluşan hasar. Burada eğer sistem yanında birileri varsa bu kişilere de zarar gelebilir. Beşinci olayımız basınçlı hava kullanılarak piston çıkarma denemesi. Normalde silindirlerde montaj yapılırken kesinlikle yapılmaması gereken bir kural, hava kullanarak pistonun yerinden çıkartılmaya uğraşılması. Bildiğiniz gibi hava sıkıştırılabilir özelliği var. İçeride sıkışan hava bazen bir anda eğer kurtarırsa, burada da sıkıştırmış hava bir yay kuvveti gibi tehlike oluşturacaktır. Kesinlikle bu tür işlemlerin silindirlerin demontajında yapılmaması lazım. Yine basınçlı hava girişi ya dedik, pilotlu check valve silindirlerimizde olabiliyor. Haliyle bu tür yerlerde yine bu işlemin yapılması tehlikelidir. Bunun da yapılmaması lazım. Olay altımızda ise birçok kişinin başına bu gelebiliyor. Bağlantıların sökülmesi. Normalde makine durdurulmuş olsa dahi sistem hiçbir zaman tamam artık sistemde basınç yok gibi değildir. Sistemde bazen basınçlar olabiliyor. Bunlar
Karşı denge valfleri kalkmış olan silindirler üzerindeki yükler bazen akümülatör hatları gibi olabilir. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Örnek, baktığımız zaman makine durdurulmuş. Fakat dikkat edin, şurada yön kontrol valfi ve karşı denge valfi makine durdurulduktan sonra silindir üzerindeki yük düşmemesi için karşı denge valfi hattı kapatmıştır. Siz bu aşamada eğer bu silindirin altındaki hortumu sökmeye kalkarsanız içerideki yüksek basınç ilk gevşetme anında ilk vurduğu yerden basınçlı bir şekilde fışkırıp size zarar verebilir. Bu tür olaylarla karşılaşmamak için tüm her şeyi normal konuma almış olsanız bile hidrolik hortum rekor gevşetildikten sonra hortumu sağa sola hafifçe oynatıp rahatladığını fark etmeniz lazım. Eğer rahatlama olmuyorsa, rekor her defasında zor geliyorsa bilin ki içeride basınç var, gözden kaçırdığınız bir nokta var. Bunu muhakkak bulup tespit edin, yoksa bu tür kazaya maruz kalırsınız. Başka bir olay, silindirde kaçak testi yaparken fabrikada yangın, ki burada da kaçak testleri bu şekilde yapılmaması lazım. Çalışan kişi silindire basınç uygulamış A noktasından basınç uygulayıp B noktasından kaçak var mı yok mu diye kontrolünü yaparken bir anda içerideki sihirlerin, keçelerin parçalanması sonucu basıncın hızlı bir şekilde B noktasına çıkıp işte ısıtma için kullanılan elektrik fan gibi neyse bunlara yağ fışkırarak yangına sebebiyet vermiş. 3,5 milyon dolar hasar, 150 işçi çalışan işsiz kalmış. Yapılması gereken burada da yine flow control. Biz her türlü basınca karşı flow control, flow metreyi kullanarak de bir akışkan ölçeri kullanarak bu tür sorunları ortadan kaldırabiliriz. 8. olay, konveyördeki hidrolik motor kaçak testi. Demin ilk başta da bundan bahsetmiştim. Pompa çalışması rağmen motor dönmüyor şikayeti. Motorda aşırı kaçak ve sıcak yağ gözleniyor. Sistem kapatılıp motorun dry nut'u söküyor. Sistem çalıştırılıyor. Önce yağ az geliyor. Bir süre sonra yağ hızlanıyor ve hortum operatörün elinden kurtulup sağa sola çarpıyor. Operatör 3 metre yüksekten düşüyor. Neden? Çünkü flow metre kullanmamayışında. Vardiya değişiminde himayekarlık 9. olayımız. Bakalım burada ne olmuş. Makas lift kaçak şikayet oluyor. Bakımcı lifti kaldırıyor. Emniyet için altına kalas koyuyor. Silindiri söküp yırtık keçeleri değiştiriyor. Silindiri yerine takıyor. Vardiya o anda bitiyor. Sonraki vardiyadaki bakımcı ilk yaptığı kalasları çıkartmak oluyor. Burada vardiya değişimlerinde yapılan işin çok detaylı bir şekilde bir sonraki vardiyaya aktarılması çok önemli. Bu ve buna benzer kazalar genelde vardiya değişiminden sonra yeni işe başlayan kişilerin başına gelmektedir. Aynı şekilde basınçlı akümülatörü açmaya çalışmak, hepinizin bildiği gibi akümülatörler içerisinde sıkıştırılmış hava, nitrojen gazı dediğimiz gazımız var. Bu basınç boşaltılmadan kesinlikle akümülatörün hiçbir şekilde hiçbir parçasının sökülmemesi lazım. Eğer böyle bir hatayı yapmaya kalkarsanız bu da ciddi bir yaralanmalara sebebiyet verecek. Bir başka olay, basınç hava ve alev füze piston çıkarmak. Burada da yine ısı kullanılarak sökülmek istenilen somunlar, içeride ısı oluşumundan sonra değişen basınç değişikliği bu tür tehlikelere sebebiyet verecektir. Şimdi en önemli olan bana göre bu olayların içerisindeki 12. olayımız el ile hidrolik kaçak kontrolü. Bu birçok mekanik çalışan tarafından yapılıyor. Bana göre en tehlikeli olan olaylardan bir tanesi. Çalışan hidrolik hortumlarda yağ kaçağı var, kontrolünü yaparken elle yoklama aşamasında o anda operatör tarafından seçilen o andaki hat basınç uygulandığı anda eğer küçük noktadan bir basınç, bir yağ kaçağı varsa ilk sunumdaki örnekte gösterdiğimiz gibi 200 bar basınç çok küçük bir noktaya temas ettiği zaman şiddetli bir şekilde bir iğne gibi yağ vücut içerisine giriyor.
Bu vücut içerisine giren bir yağ, iğnenin şiddeti gibi değil maalesef. Bugün vücudumuza hepinizin bildiği gibi iğneyi sokup çıkarmayla bir şey olmuyor ama hidrolik yağ vücuda bu şekilde enjekte edildiği zaman bunun tedavisi süreci çok ağır. Burada resimlerde örnekleri var. Bir noktadan giren yağ vücudun birçok noktasına yayıldığından çok ciddi septomlar oluşup elde ciddi hasarlar meydana geliyor. Bunu ben çalışmış olduğumuz şirketimizde bu işi bu kazaya maruz kalan arkadaşımızın parmağındaki son durumunda bunu kendi gözlerime görmüşüm. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi bu konuyla ilgili bir videomuz var. Buna hep birlikte bakalım. Günlerden pazartesi işte makinede mekanik Joe'ya bir arıza bildirilmiş, hidrolik yağ kaçağı var. Haliyle hidrolik yağ kaçağını tespit etmek için o da makinenin yanına gidip işleme başlamış. Şimdi burada tabii birçok hata var. Operatör bomb kaldırma silindir hareketlerini yaptıracak yağ kaçağını görebilmesi için mekanik birincisi kalkmış olan bir silindirlerin altına girmesi tehlike. Ayrıca hidrolik hortumlar bahsetmiştik. Basınç altında çalışan hortumlarda oluşabilecek olan bir kaçak ciddi tehlikelere sebebiyet verebilir. Burada tamamen elle kontrol yaparak yağ kaçağını bulmaya uğraşıyor. Bu ara videomuzda biraz sıkıntılar oldu. Evet, burada gördüğünüz gibi operatör hasarlı olan hortumu seçtiği anda küçük bir noktadan çıkan basınç çalışana ciddi hasarlar vermiştir. Bir başka olay yine basınç türü katta kaçan kontrolü konveyör bantlarının altından geçen bir hortumu yağ kaçağı tespiti yapmış. Bakımcı hattın ucunda damlayan kaçağı bulmak için tamir çantasıyla beraber tavandaki hidrolik hatta çıkıyor. Kaçağı tespit edebilmek için pompayı kapatmıyor. Kaçağın hat üzerindeki bir somundan kaynaklandığını görüyor. Basınç altında somunu sıkmaya başlıyor. Sıktığı yerden aniden yağ fışkırıp bakımcıyı 5 metre uzağa fırlatıyor. Kesinlikle arkadaşlar, basınç altında çalışan bir makinede sızıntısı olan rekorları sıkmaya kalkmayalım. Eğer bu tür bir hata yaparsak bu tür kazayla karışma riskimiz fazladır. Onun için buna da dikkat edelim. Sıcak bölgede çalışırken aracın düşmesi. Araç hidrolik sistemle yerinden kaldırılıyor. Bölge sıcak olduğu için termogenleşme meydana geliyor. Basınç artımı silindirin sızdırmazlık basıncını geçiyor. Silindir sızdırıp aşağıya iniyor. Hidrolik silindirlere ister pilot kontrolü check valve'ler olsun ister korumalar olsun kesinlikle ve kesinlikle besleme yapılmadan bu tür makinelerin altına hiçbir şekilde güvenilip altına çalışma yapılmaz, yapılmaması lazım. Önce mekanik takozlarla besleme yapıldıktan sonra işe başlanılması lazım. Hiçbir zaman bir makinenin silindirine güvenilip altına girilmemesi lazım. Ben bunu size şiddetle tavsiye ederim. Bu tür olaylar belki 10 yıl, belki 20 yıl, belki 30 yılda insanın başına bir defa gelecek. Fakat o kazayı yaşadığınız anda artık bunun daha geri dönüşü olmayacak. Onun için size şiddetle tavsiyem, ne olursa olsun silindirler mekaniksel olarak beslenmeden, kilitlenmeden bu tür işlemleri yapmayalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.